Evet arkadaşlar tekrar herkese merhabalar. Ee, görmüş olduğunuz gibi stüdyomdan sizlere e, tulumla alakalı kısa bilgiler, güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. E, bu zamana kadar basit basit egzersizler yaptık. Tulumu basit bir şekilde tanımaya çalıştık. E, eminim verdiğim egzersizleri evde çalışıyorsunuzdur. Türküleri evde çalışıyorsunuzdur. E, şimdi yavaş yavaş artık e, tulumun püf noktalarına e, ve inceliklerine e, geçmek istiyorum. E, süsleme ve ritmik vuruşlar arkadaşlar. Aslında tulumda duyduğunuz o güzel tınıları e, ya işte bana YouTube'dan sorular oluyor ya da yüz yüze e, ders verdiğim öğrencilerimden sorular oluyor. Hocam işte biz de çalıyoruz ama siz çalınca şöyle duyuluyor falan diye böyle e, sorular geliyor. İşte farklı duyulmasının sebebi o ritmik vuruş ve süslemeler arkadaşlar. E, parmağımızı ne kadar Ritmik vuruş ve süslemeye hazır hale getirirsek, türküleri, horonları bir o kadar güzel tulumun kendi tınısına has bir şekilde çalabiliriz. Şimdi sizlere ritmik vuruşlarla alakalı bilgiler vereceğim. Ritmik vuruş nasıl olur? Onu göstereceğim. Sipsi üzerinden göstereyim ilk önce. Ritmik vuruş nedir? Ritmik vuruş notaların üzerine Kısa bir e, vurgu yapmaktır aslında. Her notanın üzerine parmak açmak değil, sadece parmağımızı şu şekilde kısa bir şekilde vurmak. Mi ve re bütün notaları aynı şekilde vurduğumuzda ritim atmış oluyoruz. Mesela kısaca size şu şekilde göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi bütün notaların üzerinde kısa kısa vurgular yaparak ritmik vuruşu gerçekleştirdim. Siz de evde bu şekilde parmağınızı açmadan dikkat etmeniz gereken nokta bu. Kaldırmıyorsunuz. Kaldırmadan sadece çok küçük bir dokunuş yapıyorsunuz notaya. O sizin ritmi vermenizi sağlıyor. Şimdi bir başka özellik aslında çok önemli bu tulumda. O da şu... E, ritmik vuruşla beraber parmak açma. Aslında şöyle bir egzersiz vereceğim size. Hı? Şu anda ritmik vuruşla parmak açma egzersizini yaptık. Siz de bu egzersizi yavaştan hızlıya doğru evde çalışacaksınız arkadaşlar. Ee, diğer bir e, vereceğim egzersiz, ritmik vuruşun ikinci kısmı. Şöyle, e, bir notaya ritmik vuruşu verdiğiniz zaman aynı anda bir altındaki notayı aç, açmanız gerekiyor. Yani şöyle, mi notasından ritmik vuruşu verdiğim zaman re'yi yani re notasını süslemeli ve ritimli açmanız demek e, anlamına geliyor bu. Bu da türkülerde ve horonlarda sizin o duyduğunuz güzel tınıların çıkma sebebi aslında. Yani re'yi açarken mi'den ritim vererek ya da do'yu açarken re'den ritim vererek açabilirsiniz. Bu da süsleme demek aslında. Size basit bir şekilde egzersiz olarak göstereyim bu hareketi. Şu şekilde arkadaşlar. ki önemli nokta şu ritmik vuruşu yapıp R'yi kaldırdığınız zaman hareketiniz bir tek bu. Yani ritmik vuruşla R'yi aç diyorum ben size. Bu bir hareket. Bu hareketi bitirdikten sonra kapatıyorsunuz. La'ya geri döneceksiniz. Sonra tekrardan ritmik vuruşla Do'yu açmak için Do'yu R'den vuruş alarak açıyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mi re yaptım. Mi'den ritmik vuruş Yaparak reyi açtım, tekrar laya düştüm. Sonra redo yaptım, redo'dan re'den ritmik vuruş yaparak doyu açtım ve sol'e düştüm. Yani kapattım parmağımı. Bu şekilde e, geçişler yapacaksınız, miden laya kadar. E, bu egzersizleri bol bol evde çalışın. Çünkü bunlar çok önemli, e, ritmik vuruşlar çok önemli, tulumun o gerçekten hoşunuza giden tınısını yakalayabilmek adına. Şimdi bu iki, iki egzersizi tekrardan göstereyim size. diğerini. Ve şimdi ritmik vuruşla parmak açma yani e, re'yi ritmik vuruşla açmayı gösteriyorum. Yani re'yi do'yu, si'yi ve la'yı Evet arkadaşlar bu egzersizlere bol bol çalışıyorsunuz parmaklarınızı ritmik vuruşlara hazır hale getiriyorsunuz. E, tulumun o güzel duyulan tınısını elde etmek için bunlar çok önemli. E, kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>